Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugünkü konumuz kombinasyon olacak arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone ol butonuna tıklarlarsa sevinirim. Bir de arkadaşlar bu videoyu beğenebilirseniz şimdiden çok teşekkür ederiz. Kombinasyon konusuna başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi n ve r birer doğal sayı ve r 0 ile n arasında olmak üzere, yani r n'e ve 0'a eşit olabilir arkadaşlar, olmak üzere n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı alt kümelerinden her birine A kümesinin r'li bir kombinasyonu denir. N elemanlı bir kümenin r elemanlı kombinasyonlarının sayısını da ya şu şekilde göstereceğiz, bakın c'nin r'lisi biçiminde, ya da direkt n ile r'yi alt alta üst üste yazıyorsun ve bir parantez içine alıyorsun. Buna n'in r'li kombinasyonu deniliyor. Yukarıdaki tanım aslında çok önemli. Çünkü kümelerde de çok işimize yarayan bir tanım. Ki zaten direkt olarak içerisinde de alt küme kavramı geçiyor. Bakın diyor ki n elemanlı bir kümenin A kümesinin R elemanlı alt kümelerinden her birine A kümesinin R'li bir kombinasyonu deniliyor. Yani sen mesela 5 elemanlı bir küme düşün. A, B, C, D, E olsun. Tamam mı? Bu 5 elemanlı kümenin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır dediği zaman sen 5'in ikilisi tanedir diyorsun. Yani 10 tanedir diyebiliyorsun. Peki bu kombinasyonu hocam sen 5'in ikilisi 10 yazdın. Nasıl hesaplayacağız? N elemanlı bir kümenin reeli kombinasyonlarını, yani R elemanlı alt kümelerinin sayısını şu şekilde buluyoruz. C'nin reelisi olarak gösterilir demiştik. Ya da N'in reelisi biçiminde alt alta üst üste yazıp bir parantez içine alarak gösterebilirsin demiştim. N faktöriyel bölü R faktöriyel çarpı N eksi R faktöriyel. Bak şimdi sen n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeli daha öncesinde görmüştün. Biz buna permütasyon demiştik. Buna permütasyon demiştik arkadaşlar. Bir de sen bunu r faktöriyele böldüğün takdirde, yani p'nin r'lisini r faktöriyele böldüğün zaman bu da kombinasyon oluyor. C n'in r'lisi olmuş oluyor. Neden peki r faktöriyele bölüyoruz biz permütasyonu kombinasyon elde edebilmek için? Arkadaşlar daha öncesinde bahsetmiştik bir önceki videoda. Permütasyon seçip sıralar. Kombinasyon içi sadece ama sadece seçiyor. Yani sıralama yok. Sıralamayı neyle yapıyoruz? R tane eleman kendi arasında kaç farklı biçimde sıralanabilir? R faktöriyel kere sıralanabilir. Dolayısıyla sen bu sıralamayı engellemek için R faktöriyle böleceksin ifadeyi. Böylelikle sadece seçmiş olursun diyeceğiz. Şimdi ilk örneğimizde başlayalım olaya. 8 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı kombinasyonlarının sayısı. Yani bizden ne istenmiş? C 8'in dörtlüsü, ya da direkt olarak 8'in dörtlüsü olarak da yazabilirsin sen bunu. Bunu da nasıl hesaplarsın? 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 1 yazmamıza gerek yok. Şu 4 kere 2 ile şuradaki 8 sadeleşir. Buradaki 3 ile de buradaki 6'yı sadeleştirirsem 2, 2 kere 5 10 çarpı 7'den ne gelecek cevap? 70 gelecek. O halde cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi bu kombinasyonla alakalı hem bazı uyarılar hem de bazı özellikler vereceğim size. N'in sıfırlısı n faktöriyel bölü 0 faktöriyel çarpı n eksi 0 faktöriyel. Yani burada n eksi 0 zaten n'dir. 0 faktöriyel de zaten 1'dir. N faktöriyel bölü n faktöriyeller her zaman 1 gelir. Senin burada aklında kazıman gereken şey n'in sıfırlısının, yani n elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı. Ve 0 elemanlı olan sadece boş küme var zaten. Bunun da cevabı 1 olması gayet doğal. Dolayısıyla c'nin sıfırlısı bundan sonra senin için 1'dir. Bunu yazık, bunu kafana kazı. Şimdi n'in n'lisi ne? N elemanlı bir kümenin n elemanlı alt küme sayısı. Yani kümenin kendisinden bahsediyoruz. Kümenin kendisi ise madem bir tanedir, o halde n'in n'lisi de 1'dir diyebiliriz. Sevgili gençler bunu da kafana kazıyacaksın. Şimdi n'in r'lisi buydu. Formülünü vermiştik. N'in n eksi r'lisini hesapladığımız zaman o da bu geliyor. Bakın şununla şu birbirine eşit. O halde biz diyeceğiz ki şurası n eksi r iken, burası da r iken, yukarısı n ise, yani n'in r'lisi ile n'in n eksi r'lisi birbirine eşitmiş. O halde ben direkt şunlardan bahsedebilir miyim? Mesela 5'in ikilisi 5'in üçlüsüne eşittir rahatlıkla. 19'un 8'lisi 19'un 11'lisine mutlaka eşittir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi burada da bundan bahsetmişiz. N'in r'lisi n'in n eksi r'lisine eşittir. Bunu soruların içerisinde fazlasıyla kullanabilirsin. O yüzden bu da kafana kazıman gereken hususlardan bir tanesi. N'in x'lisi eğer ki n'in y'lisine eşitse, bu durum sadece yukarısı için geçerli değil. Burada iki tane durum karşına çıkacak. Ya x y'ye eşittir, tamam mı? Ya x y'ye eşit, ya da x ile y'nin toplamı bize n'i verecektir. Çünkü sen burada şu formülde r ile n eksi r'yi toplarsan da r'ler gider ve n'i bulursun zaten. Bu yüzden yukarıda da gösterdiğimiz örneklerde bunu destekler.
2 ile 3'ün toplamı yukarıdaki 5'tir. 8 ile 11'in toplamı yukarıdaki 19'dur diyebiliriz. N'in birlisi zaten n'in n eksi birlisine eşit olduğu açık. Neden? Çünkü 1 ile n eksi 1'in toplamı n'i verir bize. Ve n'in birlisi n olduğu için n'in birlisi de n'in n eksi birlisi de daima 1'dir. N eksi 1'in r eksi birlisiyle n eksi 1'in r'lisini toplarsan n'in r'lisini bulursun. Hayda, bu nereden geldi? Yukarıdaki formüllerden bunu çıkarabilir miyiz? Evet, formüllerden çıkarabilirsin ama bizim Pascal üçgeni diye bir olayımız var ya. Bu Pascal üçgeninde hani diyorduk ya, yukarıdan aşağı doğru 1, 1, 1, 1'leri yazıyorsun. Yazması en kolay şey bak bu. 1, 3, 3, 1. Bu şekilde yazıyorsun ya, toplaya toplaya gidiyorsun, değil mi? Şimdi bak, olay şu. Aslında bu Pascal üçgeni şudur. 0'ın sıfırlısı, 1'in sıfırlısı, 1'in birlisi, 2'nin birlisi, 2'nin sıfırlısı, özür dilerim. 2'nin birlisi, 2'nin ikilisi. Şuraya da yazalım. 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü diye yazdım varsayalım. Şimdi sen şurada şunu bir görüyorsun. 2 ile 1'in toplamı 3'ü veriyor burada. Tamam, bu Pascal üçgeninin mi gerçeği? Eyvallah, ama bunun çıkış noktası bu değil. 2'nin birlisiyle 2'nin ikilisinin toplamı 3'ün ikilisini verecektir. Bak şimdi şuraya yazayım, destekleyecek mi? 2'nin birlisiyle artı 2'nin ikilisinin toplamı bize 3'ün ikilisini verir diyoruz. Şimdi bakın buraya. N eksi 1, 2. N eksi 1, 2 ise n kaçtır? 3'tür. Bakıyorsun n burada 3. Güzel. N eksi 1 zaten 2 idi. R eksi 1'i 1 dersek R'miz zaten 2'dir. Ve dolayısıyla burası da R olarak geçmiş mi? Geçmiş. O zaman güzel. Peki sen bunu nasıl kazıyacaksın kafana? Şöyle yapabilirsin. Burada N eksi 1 ve N eksi 1, yani aynı iki sayı varsa. Burada da ardışık iki sayı varsa, R eksi 1 ve R gibi, yani bir fazlası. Buraya büyük olanın, alttakinin büyük olanını, üst tarafa da N eksi 1'in bir fazlasını yazıyorsun. O halde sen bundan sonra şunu cevabını verebilirsin. 9'un 7'lisiyle diyelim, ya da 9'un 5'lisiyle 9'un 6'lısının toplamı ne yapar? 9'un bir fazlası 10. Bunlardan da büyük olan 6. Demek ki 10'un 6'lısına eşitmiş diyebilirsin. Bundan böyle. Evet, yukarı doğru çıkalım. Sağ üst tarafa. Örneğimizi çözelim. 7 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı kombinasyonlarının sayısı kaçtır? 7'nin 5'lisi kadardır diyeceğiz. Ve bu da 7'nin ikilisine eşittir. Şimdi 7'nin 5'lisini 7, 6, 5, 4, 3 bölü 7, 6, 5, 4, 3, aynen 7, 6, 5, 4, 3 bölü 5, 4, 3, 2, 1 diye yazmaktansa şunu yazmak daha kolaydır. 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel yazmak daha kolaydır. Dolayısıyla şunu da şunu sadeleştiririm. 3 kere 7 ne yapar? 21 yapar. Yani sen burada örnekte amaçladığımız şey büyük sayılardan kurtulman gerekiyor. Küçük sayılarla işlem yapmak daha basittir. Şimdi şu kısmı temizleyeceğim. 8'in x'lisinin 8'in 3x eksi 4'lüsüne eşit olduğunu vermiş. X'in alabileceği değerlerin toplamı. Demek ki x birden fazla değer alabiliyormuş. Peki ilk durum neydi? Ya şu şuna eşittir demiştik. Hemen eşitlik kısmını halledelim. X 3x eksi 4'e eşit olabiliyormuş. Peki x'i bu tarafa attım. 2x eksi 4'ü diğer tarafa attım. 4. 2x 4 ise x kaç gelir? 2. X'in alabileceği değerlerden bir tanesi 2'ymiş. Peki bir de başka ne yapabiliyorduk? Bu ikisinin toplamı bize 8'i veriyor diyorduk. Toplayalım. 4x eksi 4 eşittir 8 dersek. 4x kaç olur arkadaşlar? 12 olur. X de kaç gelir buradan? 3 gelir. Demek ki x bir 2'yi bir de 3 alabiliyormuş. Bunların toplamı 5 yapar diyeceğiz sevgili gençler. Evet, geçtik bir diğer örneğimize. N'in ikilisi artı N'in üçlüsü artı N artı 1'in dörtlüsü onun dörtlüsü olduğuna göre N kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz hangi özelliği kullanacağız burada? Şu en son gördüğümüz vardı ya. Şu N eksi 1'in R'lisi ile N eksi 1'in R eksi 1'lisinin toplamı N'in R'lisiydi. Biz bunu kullanacağız burada. Nasıl kullanabiliriz? Bak şimdi. Şurada ne vermiş bize? N ve N verilmiş. Burada da 2 ve 3 var ardışık. O zaman ben N ve N'i 1 arttırırım. N artı 1'in 2 ve 3'ten fazla olanı 3'tür. Demek ki şu kısım buna eşit. Artı yanında ne var? N artı 1'in dörtlüsü var. Bak bu sefer de ne oluştu? N artı 1, N artı 1. Bunlar birbirine eşit. 3 ve 4 ardışık. O zaman ben bunları da üst tarafı 1 arttırırım. N artı 2'nin alt taraftan büyük olanı. Dörtlüsü. Eşittir kaçmış? Onun dörtlüsü müymüş? Şimdi zaten 4 ile 4 birbirine eşit olmadı mı? Oldu. O zaman N artı 2 ile 10 da birbirine eşittir. N artı 2 sevgili gençler. 10'sa N kaçtır? 8'dir diyebiliriz. Yani cevabımız Denizli seçeneği olmuş oldu. Geçtik 5. sorumuza. 5. soru içinde şurayı temizleyeceğim. Şimdi okuyalım sorumuzu. Diyor ki 5 basketbolcudan 3 kişi, 4 voleybolcudan da 2 kişi seçilecek.
ve hatıra fotoğrafı çekilecektir. 3 basketbolcu arkada ve 2 voleybolcu önde olmak üzere kaç farklı poz verilebilir? Şimdi gençler, öncelikle bu poz verme, kaç farklı poz verme olayı bu sıralamayla alakalı. Bak burada ne yapacağız? Permütasyon yapacağız. Şimdi ben bunu nereden anladım? Şurayı bir yazalım. Permütasyon yapacağız. Şimdi bunu nereden anladım? Kaç farklı biçimde poz verebilir? Kaç farklı biçimde dizilebilir? Kaç farklı biçimde oturtulabilir? Kaç farklı biçimde kuyruğa girebilir? Bu tarz sorular permütasyon soruları. Ama ilk kısımda da benim bu 3 basketbolcu da 2 voleybolcuyu seçmem lazım. O halde ilk kısımda da ne yapacağız? Kombinasyon yapacağız. Tamam mı? Kombinasyon yapacağız. Şimdi bana ne lazım? 5 tane basketbolcu vardı. 3 tane basketbolcu lazım. O zaman ben 5 tane basketbolcudan 3'ünü seçerim. Bakın kombinasyonu yaptım. Çarpı 4 tane voleybolcu vardı. 2 kişiyi seçeceğim buradan da. O halde 4 tanesinden herhangi 2 tanesini de seçtim. Seçtikten sonra şimdi bunlar iki sıra halinde. Arkada ve önde. Şöyle diyelim. 3 basketbolcu arkadaysa basketbolcular şöyle. Bu taraf ön taraf olsun. Şurası arka taraf olsun. Tamam mı? Basketbolcular yani B1, B2, B3 diyelim bunlara da. Voleybolcular da önde olacak. V1 ve V2 diyelim bunlara da. Şimdi basketbolcular kendi aralarında yer değiştirecek. Kaç farklı biçimde yer değiştirebilirler? 3 faktöriyel. Çarpı. Voleybolcular da ön tarafta 2 faktöriyel biçimde yer değiştirirler. Şimdi artık sorunun cevabı gelmek üzere. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir ve bu da 10'dur. 4'ün ikilisi de 6. 3 faktöriyel 6'ydı. 2 faktöriyel 2 zaten. Bunları çarparsak şurası 60. 6 ile çarparsam 360. Bir de 2 ile çarparsam 720 yapar sevgili gençler. Bu da bizim sorumuzun cevabıdır diyebiliriz. Evet, geçelim bir diğer sorumuza, diğer sayfada. 10 sorudan oluşan ve soruların seçmeli olduğu bir sınavda öğrenciden 8 tane soru seçerek cevaplandırması istenmektedir. İlk 4 soruyu cevaplamak zorunda olan bu öğrenci kaç farklı seçim yapabilir? Şimdi 10 tane sorumuz varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soldan sağa doğru sıralanmış olsun bunlar. İlk 4 soruyu mecburen cevaplamak zorunda. Yani şunlar cevaplanması gereken sorular arkadaşlar. Ve bu çocuğa diyorlar ki 8 tane soru cevaplayacaksın. İstediğini cevapla ama ilk 4'ü mutlaka cevaplandırılmış olsun diyor. Peki ilk 4'ü cevaplandırılmışsa zaten buraya yapacak bir şey yok. Orası alacağını almış. Benim 4 tane daha cevaplandırılması gereken sorum var. Ve geriye kaç tane sorum kaldı? 6 tane sorum kaldı. Demek ki 6 tanesinden herhangi 4 tanesini seçip cevaplayacağım. Sıralayacağım mı? Hayır. Soru sıraları belli zaten. 6'nın 4'lüsü kaça eşittir? 6'nın ikilisine. Ve dolayısıyla 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel olduğu için 30 bölü 2'den doğru cevap ne olacak? 15 olacak diyebiliriz. Geçiyoruz diğer sorumuza. 4 tane evli çift arasından. Bakın evli çift denilince ben hemen şöyle bunlar birer kişi olarak görüyorum. Evli oldukları için de böyle aralarında birer tane bağ olsun istiyorum. Bunlar evli çift arkadaşlar. Üçüncü evli çiftim ve dördüncü evli çiftim. Pekala. İçinde evli çift bulunmayan 3 kişilik bir ekip kaç değişik biçimde seçilir? Şimdi 3 kişilik seçeceğim ama içinde evli çift bulunmasın istiyor. Şimdi evli çift bulunmasın istiyorsa sevgili gençler benim şunu yapmam gerekiyor. Toplamda 4 tane evli çift varsa 8 kişilik bir ekiptir bunlar. Bu 8 kişiden herhangi 3 kişiyi seçmem isteniyor aslında ama benden bir şartı var. Diyor ki içeride diyor o 3 kişilik seçtiğin ekibin içinde diyor evli çift kesinlikle olmasın diyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Ben buraya bir tane evli çift yerleştireyim. Zaten şuraya gelecek olan kimseyle evli olamayacak. Doğru mu? Doğru. Ama bu istenmeyen durum hocam. Evet, aynen öyle. Bu istenmeyen durum. Peki istenmeyen durumu niye buluyoruz? İstenilen bulsak ya. Arkadaşlar bazı durumlarda dediğim gibi daha ama daha kısa yoldan olması için tüm durumdan istenmeyen durumu çıkarırsın ve istenen durumu elde edersin. O halde tüm durumu bir bulalım. Tüm durum 8 kişiden herhangi üçünün seçilmesi durumu. 8'in üçlüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyelin 6 olduğunu biliyorsun. Bunlar giderse tüm durumumuz kaç taneymiş? 56 tane. Peki istenmeyen durumumuz? Benim buraya bir tane evli çift seçmem lazım. Kaç tane evli çiftim var? 4 tane. O zaman 4'ün birlisi tane evli çiftten birini seçerim. Varsayalım ki şu evli çifti seçmiş olduk ve buraya yerleştirdik. Geriye kaç kişi kaldı? 6 kişi kaldı. O 6 kişiden de herhangi bir tanesini seçerim ve şuraya oturturum. 4'ün birlisi 4, 6'nın birlisi 6 olduğu için 4 kere 6'dan ne gelir? 24 gelir. Bu istenmeyen durum. Şimdi bak ben tüm durumu biliyorum.
İstenmeyen durumu da biliyorum. Tüm durumdan istenmeyeni çıkarırsam elimde istenen durumlar kalır. Yani 56'dan 24'ü çıkarırsanız cevap olarak karşınıza 32 çıkacaktır. Bu da Denizli seçeneğinde mevcuttur sevgili gençler. Diyelim ve geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi seçim yapmak diyoruz. Bu kombinasyonun bir de geometrik kısmı var. Bir çember üzerindeki 5 tane nokta en çok kaç tane doğru belirtir? Şimdi bir çember düşünelim. Tamam, şu şekilde. Ve bu çemberin üzerinde 5 tane nokta varmış. Şimdi olay şu aslında. Neden çember üstünde diyor? Hocam benim kafamı karıştırıyor. Çember ne alaka bu soruda? Sanki çember deyince ben çember kullanasım geliyor. Çember demesinin sebebi bu noktaların hiçbirinin doğrusal olmadığını işaret ediyor bize. Yani sen çember üstünde almasan bu noktaları, tamam mı? Herhangi 3 tanesini yanlışlıkla da olsa aynı doğru üzerinde seçebilirsin. Mesela şunları seçtik. Bak neredeyse aynı doğru üzerinde. Ama çemberin üstüne seçersen bunlar aynı doğrultuda olamaz. Herhangi 3 tanesi aynı doğru üzerinde olamaz. Dolayısıyla çember üzerinde diyor. Onun aslında bir numarası yok. İşimizi kolaylaştırıyor. Şimdi 5 tane noktamız var ve bu 5 noktadan en fazla en çok kaç tane doğru geçer diye soruyor. Ben sana bir tane nokta versem, bu bir tane noktadan kaç tane doğru geçer desem, senin cevabın sonsuz olmalı. Neden? Sen getirirsin, hocam işte bu doğru geçer. Ben derim ki hayır, bu doğru da geçer. Bir başkası gelir, hocam bu da geçer, bu da geçer, bu da geçer. O geçmedi. Bu da geçer, bu da geçer. Hepsi geçer. Şimdi sonsuz tane nokta, sonsuz tane doğru geçtiğini biliyorsun. Peki ben sana şunu sorsam, iki tane nokta versem, şu bir, şu iki. Peki bu iki noktadan kaç tane doğru geçer? İşte o zaman tek bir cevabın olmalı. İkisinden aynı anda geçecekse tek bir tane doğru geçer, başka da geçmez. O halde biz bunu kullanacağız. Her iki noktadan bir tane doğru geçiyor. İki tane nokta için kaç tane doğrumuz oluyormuş? Bir tane doğrumuz oluşuyormuş. Pekala. Peki ben şuradan ikili noktalar seçmeye çalışayım. Bunu elimle sayabilirim. Şunla şunu seçtim. Sonra bununla bunu seçtim. Sonra bununla bunu seçtim. Bununla bunu seçtim. Sonra bununla da bunu seçtim. Sonra bununla da bunu seçtim. Ama bu şekilde tek tek sayılmaz. O halde diyeceğiz ki nasıl seçim yapabiliriz? Az önce bir seçim yapmayı öğrendik. 5 tane doğruda, 5 tane noktadan herhangi 2 tanesini 5'in ikilisi biçiminde seçerim. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10 yapacaktır sevgili gençler. 10 tane seçerim dedim ya. Bu 10 tane İkişer tane seçtim ya, birer tane doğru geçer. O zaman 10 çarpı 1 diyeceğiz. Cevabımız ne olacak? 10 olacak sevgili gençler. Yani cevap Bursa'ydı diyeceğiz. Umarım başarılı olmuştur anlatım. Sen de başarılı bir şekilde anlamışsındır. Şimdi geçelim bir diğer sorumuza. Burada biraz olaylar farklı. Şekildeki yarım çember üzerindeki 8 tane nokta en çok kaç tane doğru belirtir diye sormuş bize. Biz az önceki çember sorusundan bunun farkını anlamamız lazım. Bu tam bir çemberdi. Buradaki yarım çember ve o yarım çember dediğimizin çapı üzerinde de 4 tane nokta var. Bunlar ne işe yarayacak ya da ne işe yaramayacak? Buna el atacağız. Şimdi normal şartlar altında benim direkt şunu yapmam lazım. Hocam cevap 8'in ikilisidir. Tamam, eyvallah. Tam bir çember olmuş olsaydı 8'in ikilisi derdik ama bu bir yarım çember ve çapın üzerinde 4 tane nokta var dedik. Bakın şimdi. Ben sana şu çap üzerinden 2 tane nokta seçtirsem ve sen de şununla şunu seçsen. Bunlardan geçen doğru şudur. Doğru mu? Doğru. Sonra ben de desem ki ben şu noktayla şu noktayı seçtim ama aynı doğruyu belirtti. Bir başkası şunla şunu seçti ama gene aynı doğru belirtildi. Yani ben o noktaları ne kadar seçersem seçeyim hep aynı doğruyu defalarca saymış oluyoruz. İşte o defalarca sayma durumunu engellemek için doğrusal olan kaç tane nokta var? 4 tane. O 4 tane noktadan herhangi ikili seçimleri çıkaracağım. Bundan çıkaracağım tüm durumdan. Peki cevap bu mu? Bakalım 8'in ikilisi 8 çarpı 7 bölü 2'den 28. Eksi 4'ün ikilisi de 6 idi. Çıkardım 22. Şıklara bakıyorsun 22 yok. 21 var, 23 var. Ama 22 niye yok? Şundan kaynaklı. Sen az önce bu 4 taneden ikili seçimleri çıkardın ya. Çıkardığın zaman az önce bulduğumuz ekstra olan bir tane doğruyu da çıkarmış oldun aslında. O doğruyu tekrar eklemen lazım. Yani ne diyeceğiz? Artı 1 diyeceğiz. Yani cevabımız 23 olacak sevgili gençler. Evet, bunlara dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü o doğruyu unutursan veya o doğruyu saymazsan canın fena biçimde yanabilir. Bir diğer örneğimiz, iki tane çakışık doğru verilmiş bu sefer. Çakışık demeyelim de kesişen doğru diyelim. Çakışık olunca üst üste oluyor değil mi? Şekilde D1 ve D2 doğruları A noktasında kesişmektedir. Bu doğrular üzerindeki 8 tane nokta en çok kaç tane doğru belirtir diye sorulmuş bize. Şimdi burada arkadaşlar, burada A noktasının bizim için bir ehemmiyeti var.
Seçilen noktalardan bir tanesi A noktasıysa eğer, A noktasıysa eğer, sen artık hangi noktayı seçersen seç, hep aynı doğruyu çizmiş olacaksın. Mesela A noktasını seçtim bir tane, bir de bunu seçtim. Çizilen doğru D1'dir. A noktasının yanına bunu seçtim, çizilen doğru D1'dir. A noktasının yanına bunu seçtim, çizilen doğru gene D1'dir. A'nın yanına bunu seçtim, çizilen doğru D2'dir. Ama bunu seçersem gene D2, bunu seçersem gene D2'yi seçmiş olurum. Dolayısıyla ben A noktasını burada görmezden geleceğim arkadaşlar. Kesiştikleri yerlerde bunu yapabilirsin. Ben bunu niye görmezden geldim? Birazdan anlayacaksın. Şimdi bunu görmezden gelirsem toplam 8 noktam vardı ya. Ne kadar noktam kaldı? 7 tane. O zaman 7'nin ikilisi tane toplam benim seçeneğim vardı. Eksi dedim. Niye eksi? Çünkü aynı doğru üzerinde olan noktalar var. Bak şimdi 1, 2, 3, 4 tane burada var. 4'ün ikilisini çıkaracağım. 4'ün ikilisini çıkardım. Pekala. Eksi. Hocam daha çıkarmaya devam edeceğiz. Evet, çünkü 3 tane de burada aynı doğru üzerinde nokta var. 3'ün ikilisini daha çıkarmış olacağım. 7'nin ikilisinin 21 olduğunu biliyoruz. 4'ün ikilisinin 6. 3'ün ikilisinin 3 olduğunu biliyoruz. Peki şurası 21'di. 21'den 6 eksi 3, yani 9'u çıkaracağım. Ne kaldı? 12. E hocam 12 şıklar da yok. Evet, yok. Çünkü şu doğruyu ve bu doğruyu saymadık. O iki tanesini de eklersem 12 artı 2'den cevap ne olacaktır? 14 olacaktır diyeceğiz sevgili gençler. Diyelim ve geçelim bir diğer sorumuza. Şekildeki çember üzerindeki 7 noktayı köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir? Şimdi az önce doğru soruyordu, şimdi üçgen soruyor. Peki üçgen çizmek için kaç tane noktaya ihtiyacım var? Herhangi üçü doğrusal olmayan 3 tane noktaya ihtiyacım var. Değil mi? Pekala, 3 tane noktaya ihtiyacım varsa ben 7 tanesinden herhangi 3 tanesini seçersem olay biter. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. 3 faktöriyel 6 idi. Bunlar gitti. 7 kere 5 kaç olur? 35 olur. O halde demek ki üçgen çizmek için n tane noktanın herhangi 3 tanesini seçmem yetiyor. Bu da bize cevabı veriyor. Cevap 35. Bir alttaki sorumuza el atacak olursak. Şekildeki yarım çember üzerindeki 9 noktayı köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir diye sorulmuş. Şimdi burada az önce yaptığımız, hani şuradaki sorumuz vardı ya, hemen yan tarafa geçelim. Şuradaki soru bu doğru için olanıydı. Bu da üçgen için olanı. Peki aradaki fark ne? Şimdi bir de ona bakalım. Toplam 9 tane noktam vardı. Ben 9 tane noktadan herhangi 3 tanesini seçerek üçgenleri bulabilirim. Ama şunu, şunu ve şunu seçtiğimi düşünün. Bu 3 noktayı birleştirerek bir üçgen yapın desem yapamazsınız. Doğal. Neden? Hepsi aynı doğru üzerinde. O halde ben toplam 5 tane aynı doğru üzerinde olan noktanın 3 tane seçimlerini çıkaracağım. 9'un üçlüsü 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2'den. 2 ile 3'ü sadeleştirirsem şurada 3 ve 4 kalır. 3 kere 4 12 çarpı 7'den 84 gelir. Eksi 5'in üçlüsü 10'du. Cevap ne olur? 74. 74 şıklarda var ve cevap o. Hocam az önce yan tarafta biz artı 1 ekledik. Şurada. Niye burada eklemedik? Cevaba göre mi soru çözüyoruz? Hayır. Arkadaşlar az önce biz yan tarafta burada bir tane doğru oluşuyordu ve o doğruyu eklemek zorundaydık. Ama burada zaten bir üçgen yok ve çıkardığımız, kaybettiğimiz bir üçgen de yok. Dolayısıyla hiçbir şey eklemedik. Yani cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak diyeceğiz sevgili gençler. Bir de şu soruya bakalım. Üzerinde iki nokta belirlenen D doğrusu ile D doğrusuna paralel olan ve üzerinde 4 tane nokta belirlenen K doğrusu veriliyor. Bu 6 nokta ile en çok kaç tane üçgen oluşturulabilir diye sorulmuş. Şimdi üçgen oluşturmak istiyoruz. Üçgen oluşturmak istiyoruz. Toplamda kaç tane noktam var benim burada? 6 tane noktam var. 6'dan herhangi 3 tanesini seçebilirim. 6'nın üçlüsü 20'dir ama cevap 20 değil. Eksi. Burada aynı doğru üzerinde olan noktalar var. Ben bu noktalardan herhangi 3 tanesini seçtiklerimi çıkarmam lazım. Neden? Çünkü 4 tanesi yan yana duruyor ve ben bunlardan herhangi 3 tane nokta seçtiğim zaman üçgen belirtmeyecek bana. 6'nın üçlüsünün 20 olduğunu söylemiştim. 4'ün üçlüsü de 4. Çıkardım 16. Cevap da budur. Üst taraftan niye çıkarmadık? Çünkü zaten üst tarafta 2 tane noktamız vardı sevgili gençler. Ha, bu soruyu farklı bir şekilde yapabilir misin? Yaparsın. Bu da bir adam suratına benzedi. Karikatür gibi oldu. Şöyle yapalım. Şimdi üst tarafta 2 tane nokta vardı ya. Diyeceğim ki benim üçgenim ya şu şekilde duruyordur ya da bu şekilde duruyordur. Değil mi? Pardon, ikisi de aynı oldu. Ya bu şekildedir ya da şu şekildedir diyeceğim. Yani ya üst taraftan iki nokta, alt taraftan bir nokta ya da üst taraftan bir, alt taraftan iki tane nokta seçeceğim. O halde şu durum için 2'nin ikilisi üst tarafta iki tane nokta var, ikisini seçtim. Çarpı alt tarafta 4 tane nokta var, 4 tanesinden bir tanesini seçtim. Artı
Şu durum içinde üst tarafta iki tane nokta var. Birini seçtim. Çarpı alt tarafta iki tane nokta var. Dört tane nokta var. İkisini seçtim. 2'nin birlisi 2, 4'ün ikilisi 6 artı. 4'ün birlisi 4, 2'nin ikilisi 1. 1 kere 4, 4 artı 2 kere 6. 12 olduğu için toplarım 16 gelir. Cevap yine C seçeneği olur diyeceğiz. Bu da farklı bir çözüm yöntemiydi sevgili gençler. Şimdi binom açılımını da bu videoda ele alacağız. Haberiniz olsun. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Şimdi binom açılımı aslında böyle arada derede kalmış bir konu. Arada derede kalmasının sebebi genel olarak ya böyle ya sömestrden hemen önce verilir ya işte sene sonunda mutlaka araya kaynayan bir konu olur. Ya kimsenin devamsızlıklarının çok olduğu ve sınıf mevcudunun az olduğu zamanlarda işlenir. Genelde araya kaynayan bir konudur. Ama önemli bir konu. Bunu kavrayabilirsen, bunu öğrenebilirsen emin ol çoğunuz tarafından, ben de öğrenciyken öyleydim, binom açılımı çok gereksiz bir konu olarak görülüyordu. Ben de öyle görüyordum. Ama işin inceliklerini öğrendikten sonra binom açılımı eğlenceli bir konu haline geliyor ve diğer konulara çok yardımcı olduğunu ben öğretmen olduktan sonra anladım. Şimdi sana da bunu anlatmaya çalışacağım. X artı veya eksi y'nin n'inci kuvveti açılımında n artı bir tane terim vardır. Sen nasıl ki x artı y'nin gidiyorsun karesini açıyorsun. Diyorsun ki x kare artı 2xy artı y karedir diyorsun. Kaç tane terim oluyor bak. İkinci kuvvetinin açılımında 1, 2, 3 tane terim oluyor. Bu arada o terim denilen mevzuyu da şu şekilde açıklayabiliriz. Artı veya eksi işaretiyle birbirinden ayrılmış ifadeleri birer terim diyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemi olduğu zaman olmaz. Mesela sen gidip burada şöyle yazsaydın. X kare çarpı 2xy çarpı y kare yazsaydın. Bu bir tane terimdir. Tek terimdir bu. X kare çarpı 2xy artı y kare tek terimdir. Niye? Çarpım durumunda. Eğer artı veya eksiyle ayrılmışsa bunların her birine terim diyoruz. Ve burada 3 tane terim olduğunu görüyoruz. Bu bir. İkincisi x eksi y'nin n'inci kuvveti açılımında y'nin tek kuvvetlerinden negatif olacağından katsayıların işaretleri baştan sona doğru artı eksi artı eksi artı eksi diye gitmek zorundadır. Mesela sen şimdi x artı y'nin x eksi y'nin diyelim x eksi y'nin karesini açacaksın. Diyorsun ki birincisi pozitif, ikincisi negatif, üçüncüsü de pozitiftir diyebiliyorsun. İşte bu da buradan geliyor. Aslında buradan da gelmiyor. Birazdan binomun formülü öğrendikten sonra nereden geldiğini de göreceksin. X'in üstleri n'den 0'a kadar her terimde 1 azalırken y'nin üstleri 0'dan n'ye kadar her terimde 1 artar. Bu her zaman böyle olmaz. X'in azalan kuvvetlerine göre düzenlenmiştir diyorsa ifade bu şekilde. Ve bunu da nereden gösterebiliriz? Bak X'in kuvveti 2, X'in kuvveti 1, X'in kuvveti 0. Çünkü burada bir tane X üzeri 0 var. Değil mi? X'in kuvveti 2, X'in kuvveti 1, X üzeri 0, X'in kuvveti 0. Azalarak gidiyor. Y'ninkilere baktığımız zaman da Y'nin kuvveti burada Y üzeri 0 var. 0, 1 ve 2 şeklinde artarak ilerliyor. Her bir terimdeki x ve y'nin üstlerinin toplamı n'dir. Allah Allah. Bu nereden geliyor? Şimdi bakıyorsun şuraya. X'in kuvveti zaten 2. Ben burada y üzeri 0 olduğunu söylemiştim. 0 artı 2, 2'yi verir. 1 artı 1, 2'yi verir. 2 artı 0, 2'yi verir diyebiliriz. Demek ki her zaman bunların toplamı az önce x eksi y'nin, x artı y'nin veya herhangi neyin açılımını yapıyorsak bu şuradaki sayıyı veriyor, n'i veriyor bize. Güzel. Peki y'nin üstleri sıfırdan n'ye kadar her terimde bir artar. Onu söylemiştik. Şunu da söyledik. Baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin katsayıları eşittir. Bu nereden geliyor? N'in reylisi eşittir. N'in n eksi reylisi iyi de hocam. Biz binom işliyorduk. Sen gene kombinasyon gösteriyorsun. Birazdan anlayacaksın kombinasyonun bu konu içerisinde nasıl bir yeri olduğunu. X artı y'nin n'inci ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan r artı birinci terim n'in reylisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r olur. Bu bizim binomda soruları çözerken kullanacağımız başlı başına bir formül arkadaşlar. Abartmadan söylemek gerekirse %90'ından fazlasını, binom sorularının %90'ından fazlasını bu formülle çözebilirsin. Bu formülün yeri sende ayrı olmalı. Bunu sakın unutma. N'in reylisi çarpı x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Bu baştan r artı birinci terim formülüdür. Bunu sakın unutma. Bu terim aynı zamanda sondan n eksi r artı birinci terimdir de demiş. O da doğru çünkü yukarıdakinden geliyor. Başta kombinasyon olduğuna göre. Peki biz bu formüle bulaşmadan bu formülü biraz özümseyebilir miyiz? Özümsersin. Şu şekilde. Varsayalım ki ben bu formülü bilmiyorum. Ve elimde de x artı 1 var. X artı 1'in ben ne diyelim 5. kuvvetini açacağım. X artı 1'i yan yana 5 defa çarpacağım.
Şimdi bu açılımı ben binomdan rahatlıkla yapabilirim ya da Pascal üçgeninden rahatlıkla bulabilirim ama Pascal üçgenini ve binom açılımını bilmiyorsam bunu nasıl bulabilirim? Ya da ilk bulan adamlar bunu nasıl bulmuşlar? Bu formülü nereye göre oluşturmuşlar? Şimdi şöyle, tabii ki ilk başta herkes bence bunu şu şekilde yapıyordu. X artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1 çarpı x artı 1. Herkes dediğim, senden bahsetmiyorum. Ta böyle binom falan bulunmadan önce ondan bahsediyorum. Şimdi x artı 1 yan yana 5 defa çarpmak demek aslında biraz ölüm demek, zulüm demek. Ya çarparsın hemen 2 dakika 3 dakika sürmez ama zulüm yani. Her seferinde bu şekilde açılabilir mi? Açmayacaksın tabii ki. Sonrasında şöyle bir yaklaşımla olaya bakmışlar. Şimdi benim burada mesela x küplü terimin katsayısını merak ediyorum. X küplü terimin. Şimdi hepsini dağıttıktan sonra x küpün katsayısına bakmak biraz uzun olacak doğal olarak. Peki x küpün katsayısını ben direkt olarak nasıl bulabilirim ki hocam? Şu şekilde x küp oluşturabilmek için kaç tane x'e ihtiyacım var? X çarpı x çarpı x'ten 3 tane x'e ihtiyacım var. Peki senin elinde kaç tane x çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5 tane x çarpanı var. O halde sen bu 5 tane x çarpanından herhangi 3 tanesini seçebilirsen eğer x küpün katsayısını bulmuş olursun. Gerçekten mi? Gerçekten. Bunda bir sıkıntı yok. Peki x kareleri bulabilir miyiz? Evet. Herhangi 5 tanesinden 2 tanesini seçersen de x kareyi bulmuş olursun. Kaç tane x vardır zaten? 5 tane. Yani 5'in birlisi kadar. Peki x olmayan kaç tanedir? 5'in sıfırlısı kadar. Peki x üzeri 4'ler? O da 5'in 4'lüsü kadar. Çünkü x üzeri 4 elde edilmek için 4 tane x'e ihtiyacım var. Peki x üzeri 5? O da zaten bir tane olacak. Yani 5'in 5'lisi kadar. İşte tüm katsayılar buradan geliyor. Ve sondan baştan ikinci terimle sondan ikinci terim, baştan ilk terimle sondan ilk terim, baştan üçüncü terimle sondan üçüncü terimin katsayılarının eşit olması da bundan kaynaklı sevgili gençler. Evet, bunu hatırlattıktan sonra size bu güzel bilgiyi verdikten sonra örneğimize bakabiliriz artık. Şurayı sildim. Bakın x artı y'nin 5. kuvveti ifadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa baştan 3. terimin katsayısı kaç olur diye sorulmuş. Baştan 3. terim sorulmuş. Yani ben buna r artı 1 diyeceğim. Şimdi r artı 1 3 ise r kaçtır arkadaşlar? R mutlaka 2'dir. R 2 ise diyeceğim ki bak 5 burada ya. 5'in ikilisi. Bu r. Bu da n. 5'in ikilisi çarpı x üzeri buradaki sayımız x üzeri 5'ten 2'yi çıkaracaksın 3 çarpı 3y üzeri direkt buradaki 2'yi buraya yazacaksın. 5'in ikilisi kaçtı? 10 çarpı x küp çarpı 3'ün karesi kaç? 9 çarpı y'nin karesi. O zaman bu 90 çarpı x küp çarpı y kare yapar. Bunun da katsayısı sorulmuş. Katsayımız burada değişkenden hariç olan sayımız 90'dır diyebiliriz. Geçiyoruz arkadaşlar bir üstteki sorumuza. 2x eksi y'nin 8. kuvveti ifadesinin açılımı x'in azalan kuvvetlerine göre sıralanırsa sondan ikinci terimin katsayısı ne olur? Şimdi bak, baştan sormalarına alışkınız. Sondan sorduğu zaman ne yapacağız? Onun da konusunu hiç anlatmadık zaten. Çok basit bir yöntemi var. Biz x'in azalan kuvvetlerine göre açıyoruz ya. Ben o 2x ile eksi y'yi yer değiştirirsem o zaman y'nin azalan kuvvetlerine göre düzenlenmiş olur. Ve senin az önce sorduğun sondan ikinci terimin katsayısı şimdi baştan ikinci terimin katsayısı olur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eksi y artı 2x yazıp bunun 8. kuvvetini açarsam burada sondan ikinci terim demişti ya sondan ikinci terim. Şimdi ben baştan ikinci terimi bulsam benim için kafi. Şimdi baştan ikinci terim diye değiştirirsem ben soruyu baştan ikinci terim dersem 2 ne olur? R artı 1. Peki R artı 1 2 ise R kaçtır? 1'dir. O halde diyeceğim ki 8'in birlisi çarpı şuradaki eksi y'nin 7. kuvveti çarpı 2x'in de kaçıncı kuvveti olacak sevgili gençler? Direkt birinci kuvveti. 8'in birlisi 8'di. Eksi y'nin 7. kuvveti eksi y üzeri 7'dir. 2'nin birinci kuvveti 2 çarpı x. Şimdi bak buraya ne var burada? 2 var. 8 var. 16. Ama 16 olmaz. Niye? Bir de burada eksi var. O halde eksi 16 çarpı eksi 16 çarpı y üzeri 7 çarpı x'miş benim terimim. Ve bunun da katsayısı eksi 16'ymış diyeceğim sevgili gençler. Yani sondan ikinci terim acaba baştan kaçıncı terim olur diye düşünmek yerine direkt şu mantığı kavrayabilirsen senin için 10 numara 5 yıldız bir hareket olur hem de havalı durur. Şimdi
X eksi y'nin 8. kuvvetinin açılımında ortanca terim. Hocam ortanca terimi de anlatmadınız ama sen burada 8 olduğunu biliyorsun ya buranın. 9 tane terim olduğunu biliyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi ben 4 tanesini sol tarafa ayırırsam, 4 tanesini sağ tarafa ayırırsam ortanca terimin ben 5. terim olduğunu görürüm. Demek ki bana 5. terimi soruyor. 5. terimi soruyor. Peki hocam bunu bulmanın başka bir yolu yok mu? Var. Var. 9 tane terim olduğunu biliyorsun ya sen. 9 tane terim var. 1 ekliyorsun, 10, 2'ye bölüyorsun, 5. terimi sormuş oluyor. Güzel. O halde 5. terimi sorduğuna göre bu r artı 1 değil midir? Evet. O zaman r kaçtır? 4'tür. R 4 ise 8'in dörtlüsü çarpı x üzeri 8'den 4'ü çıkardım. 4 çarpı eksi y'nin direkt 4'ü yazdım. 4. kuvvet. 8'in dörtlüsü kaçtı? Az önce de bulmuştuk. 70 çarpı x üzeri 4 çarpı y üzeri 4 dersem bu terimin katsayısı 70 olacaktır sevgili gençler. Diyelim ve bir altta bir uyarımız var. Bir notumuz var. X ve y bilinmeyenler. A ve b sabit gerçek sayılar ve n pozitif doğal sayı olmak üzere eğer ax artı by'nin n'inci kuvvetinin açılımının katsayılar toplamı soruluyorsa bize bu toplamı bulabilmek için x ve y yerine 1 yazacağız sevgili gençler. Buna göre ax artı by üzeri n açılımının katsayılar toplamı x'e 1 yazdın, y'ye 1 yazdın, a artı b'nin n'inci kuvvetidir diyeceğiz. Burada sabit terimle ilgili bir şey söylemedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki binom çok detaylı bir şekilde karşımıza çıkmıyor YKS'de. Sabit terimle alakalı bir şey anlatmadım. Dolayısıyla sabit terim olduğu zaman eğer tek düze bir terimdiyse bu binomsa x ve y gördüğün yere 0 yazacaksın. Farklı bir durum en son ta 5-6 sene önce soruldu. Binom artık eskisi kadar revaçta olan bir konu olmadığı için YKS sınavında. Dolayısıyla sadece bunları anlattım. Bunlar sana yetecektir diyelim. X eksi 2y'nin 4. kuvveti açılımında katsayılar toplamı gayet basit bir soru. X'e de y'ye de 1 vereceksin. 1 eksi 2'nin 4. kuvveti yani eksi 1'in 4. kuvveti. Bu da ne yapacak sevgili gençler? 1 yapacak diyeceğiz. 1 yapacak diyeceğiz. Şimdi bak burada senin için ödev testi koydum ben. Bu ödev testlerini en kısa zaman içerisinde çözüyorsun. Cevap anahtarları mevcut. Dün baktığımda sanırım şu son testin cevap anahtarını yüklemeyi unutmuşum. Onu da yüklerim ben senin için. Oradan kontrol edebilirsin. Bu testleri çözdün. Şimdi şunda hemfikiriz. Hocam bu sorular biraz kolay değil mi? Şimdi bu sorular, bu konu anlatımında işlediğimiz sorular, bu konu anlatım senin için yeterli olacaktır. Bu bir. İkincisi, konu anlatımında çözdüğümüz sorular sevgili gençler, temel düzey ve orta düzey için yararlı. Bunda bir sıkıntı yok. Üst düzey öğrenciler dediğimiz hani şu kelli felli 35 net yapan 36 net yapan öğrenciler için zaten onlar konu anlatımına da ihtiyaç duymuyorlar. Açık konuşalım. Tekrar etmek için dinleyebilirler. Şimdi sen bu videoyu izledin. Sorularında sana göre yetersiz olduğunu hissediyorsun. Önce ödev testini çözüyorsun. Ödev testini çözdükten sonra ilk yapman gereken yaklaşık 5 hafta önce 6 hafta önce sonlandırdığımız ya da belki 2-3 hafta önce de sonlandırmış olabiliriz ama 5-6 hafta önce akşam saat 8'de her gün canlı yayın yaptım ben sizin için. O canlı yayınlarda permütasyon ve kombinasyonun olasılığının olduğu canlı yayını izleyebilirsin. Tamam, orada çok güzel sorular çözdüm. Bu bir. İkincisi, permütasyon kombinasyon için sana x x large, small medium large ve x x large, x x large soruların olduğu bir video hazırlıyorum. Onu da izleyeceksin. Sonra bir de benim kanalımda 40 soruda PKO yani 40 soruda permütasyon kombinasyon olasılık diye bir video var. 2 tane olan bir video var. Bunun PDF de mevcut. Bunu da izliyorsun. Artık sen bu 4 videoyu izledikten sonra sana bir şey söyleyeyim mi? Git birkaç tane daha soru çöz, birkaç tane daha test çöz. O testlerden sonra bir daha hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Denemelerde kaçırdığın permütasyon sorusu, kombinasyon sorusu, olasılık sorusu olamaz artık senin. Bundan sonra diyelim ve bu videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. Bu bir de çıkmadan önce bu videoyu beğenebilirseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum size. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.